Merhaba sevgili çocuklar. Ben Özel Adana Gündoğdu Koleji 4. sınıf öğretmenlerinden Ayça Çakallı. Bugün sizlerle Fen Bilimleri dersinde maddenin özellikleri ünitemizin 4. bölümü olan maddenin ısı etkisiyle değişimi konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Maddenin ısı etkisiyle değiştiğini gösteren günlük hayatımızdan örnekler verir misiniz deniyor soruda. Tabii ki de verebiliriz. Örneğin buzluktan çıkardığımız buzun bir süre sonra sıvı hale dönüşmesi ya da sabahları çay demlemek için annemizin çaydanlığa koyduğu suyun ısının etkisiyle kaynayıp buharlaşması verebileceğimiz örnekler arasındadır. Isı değişimini gösteren bir deney tasarlamamız istenmiş. Haydi birlikte keşfedelim. Bunun için malzemelerimiz bir kase, buz, musluk suyu ve termometre. Maddelerdeki ısı alışverişi ile ilgili değişik kaynaklardan araştırma yapalım. Daha sonra araştırmamıza dayanarak sıcak ve soğuk maddelerin birbirine temas etmesi sonucu ısı alışverişi olur. Isı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akış gösterir şeklinde varsayımda bulunalım. Sonra da malzemelerimizi kullanarak bu varsayımı kanıtlamaya çalışalım. Bardağımıza koyduğumuz musluk suyunu termometre yardımıyla sıcaklığını ölçelim. Yaklaşık olarak 24 santigrat derecelik bir su olacaktır bu. Daha sonra kasemizin içerisine koyduğumuz musluk suyumuzun içerisine buzlarımızı atalım ve bir miktar bekleyelim. Bekledikten sonra ölçüm yaptığımızda suyun sıcaklığının 20 santigrat dereceye düştüğünü gözlemleriz. Buzlar iyice eridikten sonra tekrar bir ölçüm yapalım. Yaklaşık olarak 12 santigrat derece civarında bir ölçüm gözlemleriz. Peki bu neden oldu? Gördüğünüz gibi musluk suyu buza göre daha sıcak. Dolayısıyla sıcak maddeden soğuk maddeye doğru ısı akışı oldu. Buzlar da bu nedenle eridi. Eriyen buzlar musluk suyunun bulunduğu kasedeki suyu soğumasına neden oldu. Bu nedenle bizim en son ölçüm yaptığımızdaki değerimiz 12 santigrat dereceye ulaştı. Peki maddeler arasındaki bu ısı alışverişi sonsuza kadar sürecek mi? Hayır çocuklar. Maddeler arasındaki ısı akışı sıcaktan soğuğa doğru olduğu gibi bu maddelerin akışı İki madde arasındaki sıcaklık eşitlenene kadar devam edecek. Deneyimizin aşamalarını yazmamız istenmiş. Yaptıklarımızı yazalım. Önce bir bardağa konulan musluk suyunun sıcaklığını termometre ile ölçtük. Kaseye konulan buzlar ile musluk suyunu karıştırarak yeniden bir ölçüm yaptık. Bir müddet bekledikten sonra musluk suyundan buza doğru bir ısı akışı oldu. Isınan buz eridi ve su da soğumaya başladı. Dolayısıyla en son ölçümümüz en düşük sıcaklığa sahipti. Maddeler arasındaki ısı alışverişi ne zamana kadar devam eder tartışalım. Yukarıda konuştuğumuz gibi çocuklar, maddeler arasındaki ısı alışverişi sıcaktan soğuğa doğru olacaktır. Bu alışveriş maddeler arasındaki sıcaklıklar eşitlenene kadar devam edecektir. Örneğin 50 santigrat derece su ile 10 santigrat derece suyu karıştırdığımızda sıcaklık 30 santigrat derece olana kadar ısı alışverişi devam eder. Peki biz bunu nasıl anladık? 50 santigrat derece suyumuzla 10 santigrat derece suyumuzu karıştırdık. Karışımımız 60 santigrat derece. Biz bunun nereye kadar devam edeceğiz demiştik? Eşitlenene kadar. Eşitlenebilmesi için de ikiye böldük. 30 santigrat derece bizim maddemizin ısı akışının durduğu sıcaklık. Maddelerin sıcaklığını dokunarak ölçmek hem yanıltıcı olabilir çocuklar hem de tehlikeli olabilir. Bu nedenle maddelerin sıcaklığını ölçmek için termometre adı verilen bir alet kullanıyoruz. Termometrede sıcaklık santigrat derece olarak gösteriliyor. Biraz önce yazarken görmüştünüz. Derece Celsius olarak da ifade ediliyor. Termometrelerin içerisinde civa vardır. C
Cıva oldukça akışkan bir maddedir ve ısıya da çok hassastır. Dolayısıyla ısıdaki en ufacık değişiklikte bile biz termometre sayesinde ölçüm yapabiliriz. Kışın kar topu oynadıktan sonra ellerimizin soğuduğunu hissederiz. Çünkü ısı akışı elimizden soğuk havaya doğru geçiş yapmaktadır. Isı akışı sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru gerçekleşir. Bu çok önemli arkadaşlar. O yüzden burayı özellikle çizmek istiyorum. Buzdolabından çıkarılan su bir süre sonra ısınır. Bunun sebebi sıcak olan havadan soğuk olan suya doğru ısı akışının olmasıdır. Sıcak ve soğuk maddelerin birbiriyle teması sonucu ısı alışverişi gerçekleşir. Isı her zaman sıcak olan maddeden soğuğa doğru akış gösterecektir. Isı alan maddenin sıcaklığı artar, ısı veren maddenin sıcaklığı azalır. Isı alışverişi maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar devam eder. Demlediğimiz çayın kısa bir süre sonra soğuduğunu gözlemleriz. Acaba çayın soğumasının sebebi nedir? Çocuklar, çay sıcaktır. Çayın konulduğu bardak soğuktur. Dolayısıyla çaydan bardağa doğru ısı akışı gerçekleşir. Bardağın dış yüzeyi ısınırken çayın kendisi de soğumaya başlar. Bu şekilde ısı akışı nedeniyle çayın soğuduğunu söyleyebiliriz. Maddeler doğada 3 halde bulunur demiştik. Katı, sıvı ve gaz olmak üzere maddeler bir halden başka bir hale de geçiş yapabilirler. Bunu gerçekleştirirken de çocuklar maddeler ya ısı alırlar ya da ısı verirler. Isının etkisiyle maddelerde birçok değişiklik meydana gelebilir. Bir maddenin ısı alarak veya ısı vererek bir halden başka bir hale geçmesine biz hal değişimi diyoruz. Örneğin, katı halde bulunan dondurmanın bir süre sonra eriyerek sıvı hale gelmesi. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine erime diyoruz. Demek ki erimenin gerçekleşmesi için maddenin ısı alması gerekiyor. Bir yaz günü serinlemek için aldığımız dondurma bir süre sonra erimeye başlar. Çünkü dondurma havadan ısı almaktadır. Kullandığımız birçok metal ürün ısıtılarak şekil almaktadır. Örneğin kullandığımız metal çatal, kaşık gibi malzemelerin ham maddesi ısıtılıp eritilir. Eritildikten sonra bu şekilde kalıplara dökülür ve dökülüp bizim kullanacağımız maddelere dönüştürülür. Sıvı denince aklımıza ilk gelen su biliyorsunuz. Su besinler konusunda da öğrendiğimiz gibi yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası. Buzluğa konulan su çevreye ısı veriyor ve donuyor. Sıvı maddelerin dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine de biz donma diyoruz çocuklar. Ocakta erittiğimiz tereyağı ocak kapatıldıktan bir süre sonra yine katılaşıyor. Yani donuyor çünkü ısı veriyor. Güneşli havalarda balkona astığımız çamaşırlar çok çabuk kuruyor. Çamaşırlardaki su ısı alarak buharlaşır, yani gaz haline geçer. Evet, bunu da çizelim. Buzun ısı alarak erimesiyle su oluşuyor. Yani katı maddeler ısı aldıklarında erirler ve sıvı maddeye dönüşürler diyebiliriz. Suyun ısı vererek donması sonucunda da buz meydana geliyor. Yani sıvı maddeler ısı verdiklerinde donup katı hale geçerler diyebiliriz. Sıvı maddeler ısı almaya devam ettiklerinde buharlaşırlar ve gaz haline dönüşürler. Su ısıtıldığında buharlaşır ve su buharına dönüşür, yani gaz haline dönüşür. Suyun hal değişimini gösteren deney tasarlamamız istenmiş. Haydi beraberce
deneyimizi gerçekleştirelim. Malzeme, buz parçaları, bardak, ısıya dayanıklı kap ve ısıtıcı. Çocuklar, ısıtıcının olduğu bu deneyi yapabilmemiz için mutlaka bir büyüğümüzden destek almamız gerekir. Evde siz de bu çalışmaları yaparken lütfen dikkatli olun. Buz biliyorsunuz ki katı halde çocuklar. Biz buzu alıp kabımıza koyduk. Isıya dayanıklı kabımıza koyduk. Bir müddet bekledik. Ne olacaktır? Ortamdan ısı alan buz eriyecektir ve sıvı hale geçecektir. Sıvı hale gelen bu maddeyi alıyoruz, bir ısıtıcının üstüne koyuyoruz ve ısıtmaya devam ediyoruz. Yani su ısı almaya devam edecek. Isı alan su bir süre sonra kaynayacak ve dolayısıyla biz gaz çıkışını gözlemleyeceğiz. Su buharına dönüşecek. O zaman ne diyebiliriz çocuklar? Katı maddeler. Isı alır, erime gerçekleşir. Sıvı maddeler ısı almaya devam ederse bu sefer de buharlaşma gerçekleşir. Demek ki erimenin ve buharlaşmanın da olabilmesi için maddelerin ısı alması gerekir. Bir katının ısı alarak sıvı hale geçmesine erime, bir sıvının ısı alarak gaz haline geçmesine ise buharlaşma denir. Evet, deneyimizin aşamalarını aşağı yazalım denmiş. Yazdıklarımızı beraberce okuyalım. Buzluktaki buz kabından bir miktar buz çıkarılır. Buzun suyun katı hali olduğu vurgulanır. Buzlar ısıya dayanıklı bir kaba konularak oda sıcaklığında bekletilir. Bir süre sonra kaptaki buzun eriyerek sıvı hale geçtiği gözlemlenir. Son olarak ısıya dayanıklı kap ısıtılır ve bir süre sonra kaptan çıkan su buharı gözlemlenir. Bu da suyun gaz halidir. Su hangi hallerde bulunur? Su doğada katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 halde bulunur. Suyun bir halden başka bir hale geçmesi için ne gereklidir? Suyun bir halden diğerine geçmesi için ya ısı alması ya da ısı vermesi gerekir çocuklar. Öğrendiklerimizi tekrarlayalım. Sıcak madde ile soğuk madde arasında ısı alışverişi olacaktır. Bu ısı alışverişi daima sıcak maddeden soğuk maddeye doğru olur. Sıcak madde soğuk maddeye ısı verir. Dolayısıyla soğuk madde de sıcak maddenin ısısını alır. Maddeler doğada 3 halde bulunur demiştik. Katı, sıvı ve gaz. Eğer katılar ısı alırlarsa erime gerçekleşir. Sıvı ısı verirse donar, sıvı ısı almaya devam ederse buharlaşır. Kendimizi deneyelim. Fırat hastalandığında ateşi yükselir. Termometre ile ölçülen vücut sıcaklığı 38 santigrat dereceyi gösterince anne ve babası üzerindeki kalın giysileri çıkararak hemen önlem alırlar. Anne çocuğun vücut sıcaklığının kaç derece olduğunu defterine not eder. Baba Fırat'ın ateşini düşürmek için ıslak bezle koltuk altına ve alnına soğuk uygulama yapar. Fırat soğuk uygulama yapılan yerde hemen bir soğukluk hisseder. Soğuk uygulama yapıldıktan 25 dakika sonra Fırat'ın ateşi tekrar ölçülür. Bu sefer 36 santigrat derece ölçen baba sevinir. Fırat artık kendini daha iyi hissetmektedir. Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Fırat'ın ateşi nasıl düşürülmüştür? Islak bezin nasıl bir etkisi olmuştur? Fırat'ın vücut sıcaklığının düşmesi için dışarıya ısı vermesi sağlanmıştır çocuklar. Bunun için de vücuduna soğuk su uygulaması yapılmıştır. Isı akışı sıcak ortamdan soğuk ortama doğru olduğundan
Fırat'ın ateşi de bu şekilde düşmüştür. Islak bezin sıcaklığında bir değişiklik olmuş mudur? Neden? Tabii ki de olmuştur çocuklar. Islak bez de Fırat'ın vücudundan gelen ısıyla ısınmış, sıcaklığı artmıştır. Bez soğuk su yerine sıcak suya batırılsaydı vücut sıcaklığı düşer miydi? Isı akışı sıcaktan soğuğa doğru olacağından vücut sıcaklığı düşmez, tersine artardı. Isı alışverişi hangi durumlarda hayatımızı kolaylaştırır? Hastalandığımızda ateşin düşürülmesi, donmuş yiyeceklerin çözülmesi için ısı alışverişinden faydalanabiliriz. Aşağıdaki tabloda verilen olayların sebeplerini örnekteki boşluğa yazınız denilmiş. Beraberce bakalım. Dondurmanın erimesi için ısı alması gerekmektedir. Dondurma çevreden ısı alır çocuklar. Suyun donması için üşümesi, yani ısı vermesi gerekir. Eritilmiş metallerin tekrar donması için yine ısı vermesi gerekir. Erimiş tereyağının donması demek çevreye ısı vermesiyle gerçekleşecek bir durumdur. Kışın yaptığımız kardan adamın erimesi, erimenin olması için çocuklar maddenin ısı alması gerekiyordu. Tost yaparken kaşar peynirinin erimesi de yine aldığı ısı sebebiyle olacaktır. Aşağıdaki tabloda sıcaklıkları verilen iki madde arasındaki ısı alışverişini örnekteki gibi açıklayınız denilmiş. Çay 65 derece, oda 30 derece. Çay odaya ısı verir, maddelerin sıcaklıkları eşitleninceye kadar ısı alışverişi de devam eder. Şimdi sıra bizde. Çorba ve kaşık. Çorba 50 derece, kaşık ise 15 santigrat derece. Çocuklar ne demiştik? Isı akışı sıcaktan soğuğa doğru olacaktır. Sıcak madde soğuk maddeye ısı verdiği için kendisi soğurken karşı taraf aldığı ısının etkisiyle ısınacaktır. Biz nasıl bir açıklama yazabiliriz? Çorba kaşığa ısı verir, kaşık ısınır, çorba soğur. Isı alışverişi sıcaklıklar eşitleninceye kadar devam eder. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki olayda kabın içinde meydana gelebilecek ısı alışverişini açıklayınız, düşüncelerinizi yazınız. Erkan'ın babası eczaneden doktorun yazdığı ilacı aldı. İlaç şişesinde yer alan açıklamaları okudu. Açıklamada ilacı hazırlamak için çeşme suyunun önce kaynatılıp sonra soğutulması gerektiği yazıyordu. Erkan'ın ilacı okula gitmeden kullanması gerekiyordu. Babası önce bir kabın içine buzdolabından aldığı suyu boşalttı. Sonra kaynattığı suyu bir su bardağına koydu. Bu bardağı da soğuk su ile dolu kabın içine bıraktı. Termometre ile kabın içindeki soğuk suyun sıcaklığını 3 santigrat derece olarak ölçtü. Sonra bardağın içindeki kaynamış suyun sıcaklığını 99 santigrat derece olarak ölçtü. Evet, bardaktaki suyun sıcak olduğunu, bardaktaki sıcak sudan kabın içindeki suya doğru bir ısı akışı olacağını biliyoruz arkadaşlar. Çünkü ısı akışı sıcaktan soğuğa doğru gerçekleşecekti. Dolayısıyla ısı kaybeden bardaktaki su soğuyarak kısa sürede kullanıma hazır hale gelecektir. Böylece ilacını da Erkan okula gitmeden içebilecektir. Evet çocuklar, böylece bu bölümümüzü de beraberce tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.